Şimdi havuç kazıyorlar arkadaşlar. Hani havuç yıkama tesisleri vardı ya, biz geçen gün adına konuştuğumuz havuç yıkama tesisiyle alakalı. Oradaki çamurdan kurtaralım diyorduk ya. Hatta havucu da aldık. Kimse de yoktu. 40 lira para bıraktık ya. Tam ocağın düşmüşüz, adam bulduk. Abi havuç senden almışız herhalde değil mi biz? Ha, sen ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun? Havuç kazıyorsun. Gaz bakayım abi sen havucun. Şimdi sen bu havucu bir diye alıyorsun, gidiyorsun, yıkıyorsun değil mi çamuruna, çamuruna? Tabii canım. Oradaki yıkama tesisindeki düzeni biz geçen gün tartıştık, konuştuk. Bir şey yapılması gerekiyor, elden geçmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Şimdi tabii. Birincisi gerekiyor. Elektrik gelecek. Elektrik şart bizi. İkincisi oraya parka taşı döşenecek, çamurdan kurtulacak, doğru mu? Evet. Biz bunu istiyoruz değil mi? Evet. Tamam. Kaç tane tesis var orada? Orada 10 tane kişinin bir makinesi var yani. 10 kişiye yakın makine var değil mi? 10-12 bilmiyorum ben, 10 makine. Tamam abi. 15 tane makine var. Var. Sonuçta Çakır Köyü'ne hizmet edecek bir sistem. Evet. Doğrudur. Havuç nasıl kazılıyor görün arkadaşlar. Daha bu iyi zaman ya. Bir çamurlarda göreceksin sen, bir yağmurlarda. Bir de burada kazılmış. Kazmaya devam ediliyor. Dayı, geçen gün şöyle bir tartışma geçti. Sen bu işin ticaretini yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Sen bu işin ticaretini yapıyorsun değil mi? Yapıyoruz. Ticaretini yapıp geçiyoruz. Kendi malımı satıyoruz şimdi yani. Şimdi geçen gün şöyle bir muhabbet ettik biz. Evet. Tamam, Çakır'da bu tesis olacak da sadece havuç için mi olacak dediler. Ben şunu ibraz ettim. Lahana, turp, neydi onun adı? Karnabahar türü vardı ya. Var var. Ha, onların üretim tesisi, biraz paketleme tarzı. Da böyle bir tesis kurulsa, üstü çatı yapılsa, soğuktan sıcaktan korunma muhabbetini yapılsa diye muhabbet ediyoruz biz. Doğru mudur bu? Doğrudur, doğru. Yapılsa olur da mı? Çok iyi olur, çok iyi olur. Yani yetkililerden ne istiyoruz biz? Onu söylesen. Hazır. Ya, ben seni yakalamışken. Ya yetkililerden biz ne gerekiyorsa yapılması istiyoruz yani biz. Ha, biz oradaki gördüğümüz şu, senin oradaki havucu yıkımı tesislerinin olduğu yerde, kendi imkanlarını kurduğunuz yerde, tam havuç çıkardığınız yer güzeldi. Diğer alanlar çamur deryası. Tabii tabii. He? Girilmiyor kışın çamurdan, yağmur yağıştan şeyden. Şöyle bir kapalı yerimiz olsa güzel olmaz mı ya? Yani. Peki abi. Size kolay gelsin. Dalaman çayı ne diyecek? O da lazım. Ya bana. Dalaman çayı bizim köküden kelekçe arası bir kere şöyle temizlenmez gerekiyor. Temizlenmez hep tarlamız, arazimiz batıyor su geldiğinde. Şimdi ya, sel geldiğinde yatak mı kadar. Çayın içi mi? Hem çayın içi hem şeye. Çayın hem içi çay... zehir akıyor. Ben öyle görüyorum. Çayın suyu zaten zehir. Kullanamıyoruz akıyor. Değil mi? Kullanılmıyor. Kesinlikle zaten. Kullanmıyoruz. Kullanmıyor. Ben söylüyorum, ibraz ediyorum. Üretimde kesinlikle kullanılmıyor dalaman çayı. Su akar, Türk bakar. Bizim işimiz o. Aynen. He? Aynen o bizim aynen. Görevimiz. Tabii tabii. Bizim işimiz. Yani bu ağaçları şöyle kesip de... Yatak arıtma. Yatak arıtmadan ziyade biz çayın kendini arıtalım. Zaten esas nokta bizim çayın temiz olmasını istiyoruz biz yani. Mesela arazi... Traktörü suyu, şunu bunu suluyor. Temiz su olmayası olmuyor. Yatağı arıtmışsın. Suyun içinden zehir aktıktan sonra ne yarayacak ya? Hiç kıymeti yok. Yok, anlamı yok. Yok. İyi bakalım dayı. Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben bunu izninizle internete yükleyeceğim. Yükle. Haberiniz olsun. Yükle. Hiçbir sorun yok. Yok. Senin adını unutmadım ben ya. Havuç üretimi, turp üretimi, karnabahar, lahana gillerinin yani baharat kış mevsiminin turşu gillerinin üretimi bu Çakır köyünde arkadaşlar. Tabii ki Çakır'ın en büyük sorunu dalaman çayı. Evet. Dalaman çayı da şu gördüğünüz söğütlük, henüz yeşermemiş ama şu söğütlük şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya hemen 200 metre kadar aşağıdan akıyor. Su akar, Türk bakar işi burada mevcut geçerli arkadaşlar. Sen gene lakartı göster canım. Suyu oradan...